Arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın göbüklü geldik geri buraya ama yalnız gelmedim. Süper kahramanlı Zombik de burada. Zombik ne yapıyorsun? İyiyim kardeş, sen abi. Vallahi abim çok yediğim, göbeğe şişirdiğim şu arabalara bir bakalım dedik. Hangi arabalara bakıyorsun? Vallahi arabalar senin kardeş. Yani Bugatti Chiron diyorsun. Kanki bunu ne kadar aldın sen? Kardeş bu 2,5 milyon euro ama özel yaptırdım 3,5 milyon euro. Nasıl? 3,5 milyon euro, milyar dolar, sen bu parayı ne yaptın? Sen ne yaptın? Hemen yanındakine gel. Yanında ne var? Bugatti'nin ilk çıkarttığı Veyron. Buna kaç para verdim diye bir sor. 2 milyon vermişsindir. 2 milyon euro da buna verdim. Güzel tahmin. Peki bir tahmin daha yap. Bu videoya kaç lak gelir? Orada en az bir 5000 lak gelir. Ulan Şiron'un aşkına bir 5000 gelir 10000 gelir. Peki Tola, oğullar tatil oldu. Sen oğula gitmek istiyor musun şu an? Evet istiyorum ama ondan önce otobanda gidip gazlayalım bence. O da güzel. Ben de gitmek istiyorum da beni almazlar. Yaş 40 olunca 40 yani. Yaşında adamın ne işi var okulda ya? Yani 40 yaşında bir adamın mantıken olmaması daha iyi. Mantıken olmaması daha iyi. Otobana mı götürüyorsun bizi? Abo Şiron'a mı gidiyorsun lan? Şiron'la mı? Önce bununla mı gidiyorsun? Şiron'la mı gideyim? Hadi seni mi kıracağım? Hey. Hadi Şiron'la gidelim ya. Gıcır gıcır 3,5 milyon euro verdim. Masmavi Bugatti Şiron'la niye gitmiyoruz Togi? Ha bir dakika. İzle evet. Aşağı. Tog aşağı in. Çabuk lütfen. Canım ha şimdi şu senin garajını çok merak ettim. Şu garajda ne var? İçeride şöyle hafif bir hazır bakış mısın? Atabiliyor muyuz? Hazır yani hazır mıyım bilmiyorum tam olarak. Çok heyecanlandım ama. Aldım. Aldım da duvarla karşılaştım. Ford GT var lan orada. Ford GT ve özel yapı bir Şahin'im var. Şahin. Ford GT ile Şahin'i dünyada yan yana görebileceğiniz tek garaj. Benim garajımdır. Süpermiş yalnız Şahin. Vaa Türk bayrağımız da var. Helal olsun Tolga sana. Bak burada da motoru var Ford GT'nin. Motorunu ne yaptın? Açtın kaputu kalkıyı gördün mü? Motoru kalktı. Bak burada da Şahin'in motoru var. Da gözükmüyor. Onun motoru var. Olsun. Şimdi o zaman çıkalım dışarı. Şiron'umuzu atlayalım. Otobara gidelim ya. Hadi gidelim. Şöyle hadi bir içinin içine arkadaş. Bir bakalım ya. Bir dur hele ya. Oha direksiyonda karbon kaplama var. Karbon kaplama ne ya? Aha bak tam şu simidin olduğu yere bak. Ana karbon fiber. Wow süpermiş. İçi de süper. C sütununa bakar mısın ne kadar güzel. Bir bastı mı kaç gidiyor bu Tolga. Çok merak ettim hadi otobara gidelim. Hadi gidelim. Yalnız bugün ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun? Togi. Arada süper hızımızı yapalım ondan sonra var ya sağa sola çarpalım Tolga. Ya sağa sola şimdi de çarparak istiyorsun şöyle Allah deyip böyle. Allah deyip çarp ama şöyle bir iyi çarp ama ya böyle ağzımız yüzümüz değilsin yani. Daha dur öyle bekle diyorum. Bekle öyle çarpacağız da dur hele bir otobana bir çıkalım bir gazlayalım da. Evet. Adama var ya çarp dedim mi çarpamıyor. Aman dikkat et dedim mi dağa taşa vuruyor. Nasıl bir şey? Adam çarpmıyor lan. Bak şuna bak lan bayağı çarpmıyor yani. Çarptın lan nazar değdirdin ya. Ne diyorlar? Buna ne diyorlar? Ters psikoloji diyorlar buna. Abo Amerikan arabaları da varmış eski Amerikan. Vallahi ne biçim aldı. Tamponun tozunu alan Tolga Ahmet yapıyor adam. Gittik gene sürttük. Çok güzel gidiyorsun ama Togi. Kaç kilometre olduğunu da görebileceğiz mi Togi? Yani evet şu altta var. Şu altta var da ben tam göremiyorum canım. Neyse ben söylerim Sen bana söyle 200'de 250'de 300'de 300 bilmem kaçta. Çıkıyor mu bilmiyorum 300'de. Bayağı çok güzel bu çıkmıyordur ya bu öyle hızlı bir arabası değil. Sen var ya ileri sürüş teknikleri uzmanı olabilir misin ya? Yani bilmiyorum olabilirim de olmayabilirim de. Abi bu trafikte pazar günü dışarı çıkmış gibi hissediyorum. Aha kaza oldu. Kaza oldu. Abi, polisler gelecek kaç. Tolga kaç canını kurtar oğlum. Polisten kaçın. Polisten kaç, virüsten kaç, her şeyden kaç. Oğlum ağzım yüzüm geç çabuldu ne yapıyorsun lan? Kaza yaptık öyle arabaya mi? Çarptık aşağı uçtuk bu ne oğlum? Arabaya bir şey olmamış. Güzel bastı. Şöyle bir yap euro yavrum. Şöyle bir yapıştıralım. Senin şu garajdaki var ya Şahin var ya Toki. O ayrı araba. Onda Nissan motoru var bu araba.
Ben sana bir şey diyeceğim. Bu arabanın var ya aynasını kırsan o Şahin'den 4 tane alman lazım vallahi, biliyor musun? Yani 4 tane parasını anca aynasını alırız. Öyle bir araba bu yani. Böyle bir araba da ben içinden geçiyorum arabalarım. Bizde para sen önemli değil kardeş. Para önemli değil tabii de. Şöyle bir hız yapsana bir göreyim bakalım kaç yapıyormuş. Hadi Tolga yapabilirim. Hangi 380'i gördü en sonunda artık yoldan çıkıyor. 380 mi? Oha. Ara. Hey Tolga 400 de yapar mı? Yapar da öyle bir yol yok. Tolga düz git ya, adama var ya. Hız yapıp sağa sola vurdurmaya başla. Tamam ya. Al. Boşa mı vurduruyorsun oğlum? Vurdur. 400 olsun Tolga yapabilirsin. Aa 400 oldu. 400 Allah. Araba uçuyor araba. Alo, 400'de tıra girdik arkadaşlar. Dünyada ilk defa. Şimdi abo, arabanın önü gitmiş gitmiş. Lan yazı, o kadar da para. Olsun canım, para çok, para çok. Aa, şeye dönmüş lan bu. Maymun ağzına tutmuş. Burnu yamulmuş bunu. Maymun ağzı gibi. Burnuna ne olmuş? Yazdır kardeş, yazdır. Şimdi bir yerlere vuralım arada tabii yani. Hani hadi vuralım. Metreye geçtiğimize göre. Bu araba bu arada kaç yapıyor biliyor musun? Arkadaşlar yazsın. Yani ben hadi şimdi bekliyorum. Bu araba... Hadi bir yazın öyle bir ya. Bir öyle. Bir yazın. Yazsınlar mı? Yazsınlar normalde. Onu ben 1-2 dakika sonra söyleyeceğim. Bugatti Chiron normalde kaç kilometre hızla çıkabilir arkadaşlar, aşağı yazın. Ben de 1-2 dakika sonra her anda söyleyebilirim kaç kilometre hızla çıkabildiğini söyleyeceğim. Çok şaşıracaksınız. Abo içinden geçtim arabanın. Dursana bir dur. Bir geri gel lan, geri gel. O adam artistlik mi yaptı lan bize? Oğlum kim artistlik yaptı lan bize? Şu bak şu kamyonetli. Böyle etek olarak gitmiyor. Oğlum serayenidir lan. Hangisi? Oğlum bir dön. Ulan kavga çıkıyor, dur kavga çıktı. Ne ayaksın oğlum? Oğlum sen hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Ağzını ol, ağzını yüzünü değişirim. Devam et. Artistliğe bak. Sanki trafik akan trafikte geri gidiyormuşuz gibi. Gerçi vallahi ya. Hadi buna da vuralım. Adam da haklı vallahi yani. Abo Mini Cooper yoldan çıkarttık. Mini Cooper mı? Mini Cooper oldu, Fikup Cooper. Ana yoldan çıktı. Gel iki sohbet edek şunu ya. İn bakalım aşağı. Kardeş geçmiş olsun. İyi misin? Ne yaptın? Ne lan oğlum, buna ne olmuş lan? Ölmüş mü lan? Adam ölmüş. Kaç. Oğlum ölme. Lan adam öldü. Kaç. Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Abo dünyada yine bir ilk Chiron'la vurdu. Mini Cooper'la adamı öldürdü orada. Belki de bayılmıştır lan, ölmemiştir. Olabilir. Şimdi bak bir diğer eve bir gidelim. Diğer eve mi gidiyoruz? Sen de ya çok bizim ev... hayat oldu. Bizim bir eve tekrar bir gidelim. Şuradan hemen bir U çekelim. Orada U mu çekelim? U çekiş yasaktır diyor. Ana o girdi Chevrolet'e. Oğlum bak diye. Elini ayağını attırsın valla döverim ha. Bana bak la bebe bak. İki kişiyiz, ağzını yüzünü var ya çamura çeviririz. Tarhana çorbası gibi. Sen bunu bilmen kardeş. Arabayı uçuşa geçirdim. Hadi bakayım. Bir şey onunla uçtum ya la. Araba parçalama videosu dedin. Al sana araba parçalama videosu. Ben böyle bir uçuş görmedim. Dereye yuvarlandık sonunda. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar bu videoda acayip şeyler oldu. İnanamıyorum, çok güzel ya. Neyse dur. Bir bence bir oluyor ya. Bir duralım bir daha bir. Bir daha bir duralım. Bir, öbür Bugatti'yi alıp hemen bir gelelim. Öbür Bugatti'yi alıp geliyoruz. Hadi bakalım. Ne çabuk geldik değil mi? Sarı Bugatti'yi aldık. Vallahi Bugatti. Gittik sarı Bugatti'yi aldık kanki. Vallahi Tolga bu arabayı efendim değiştirmemiz iyi oldu. Neden diye sor bana bakayım. Sormuyor. Sormuyor mu? Ben gene de söylüyorum. Bizimimiz iyi oldu arkadaşlar. Çünkü o araba polis tarafından mimlendi. Mavi Bugatti Chiron arıyorlar. Biz sarı Bugatti'deyiz. Bugatti Veyron dolayısıyla. Sanki bu arabalardan çok var da Şahin Kartal gibi yollar. Vallahi ya. Bir Şahin de geçsek eyvallah. Yani oğlum bir tane vardır zaten. Bütün Amerika'da kaç tane? 3 tane mi ne vardır herhalde? 3-5 tane. Peki hey, daha az. Orada, Chiron mu güzel yoksa Veyron mu güzel diye sana sormak istiyorum önce. Sonra bence Chiron. Chiron çok güzel değil mi? Çok alımlı. Vallahi böyle güzel jantları mantları o biçim, ben de Chiron diyorum. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Şu anda altımızdaki sarı Bugatti Veyron mu güzel yoksa mavi gözleriyle efendim Bugatti Chiron? Ha bu arada... Hadi kurban kesek. Hayırlı uğurlu olsun. La oğlum ineklere vurmana yazıklar lan. La adamın tarlasını dağıttın. İneğini kestin. Ne yapıyorsun oğlum sen var ya, anarşist misin? Nesin ya? Sen ne biçim? Bu arada arkadaşlar. Ay yutkunu verdim aman ey. Şimdi arkadaşlar
az evvel sorduğum sorunun cevabını kendim veriyorum. Tolga nasıl olsa söyleme diyor, yapma diyor, sorma diyor. Ben diyorum Bugatti Chiron'la 500 kilometre bölü saat hıza çıkabiliyorsunuz. Yani bu arabayla 16 silindir, 8000 cc motor olan arabayla 500 kilometre süratin üzerine çıkabiliyorsunuz. Daha ne söyleyeyim arkadaşlar? Biz burada zaten 400 kilometresini yaptık değil mi Tolga Ahmet? Aynen. Vallahi çok güzel oldu. Harika gidiyoruz. Bununla kaç yapıyoruz acaba Togi? Kanki bununla öyle hız yap... Aşağı düşüyoruz, ne yapacağız? Ne kadar güzel uçtun, şurada birazcık soluklan. Bir yüzüne su çarpsaydın lan oğlum. Bir yüzüne su çarpsaydın lan oğlum, o kadar hızlı kaza yapıyorsun. İnsan bir dur, ana nasıl tırmanıyor lan? Göbek mobek iyiymiş benim yani, kafam kadar, yani... hatta el motoru kadar göbeğim var ama. Gene de iyi tırmanıyorum, iyi zaten. Gene de tırmanıyorum valla. Valla tırmanıyoruz kardeş, iş güç biliyorsun yani. Çok güzel oldu, bununla kaç kilometre? Sırre derken kilometre levhasına girdik. Kanka araba ters döndü. Şu araya tekerlekler gökyüzünü gördü mü o arabadan uzak duracaksın kardeş. Ben 40 yani. Yıllık sanayiciyim, bu işi bilirim. Yani tekerlekler yukarıyı gördü mü bırakacaksın o arabayı. O arabadan bir daha var ya hayır gelmez, dikiş tutmaz, ben öyle söyleyeyim. Bu araba kaldı böyle. Anyu böyle kalsın o zaman Tolga. Dur bekle, ben bu arabayı düzeltmesini bilirim. Başka bir şey yapabiliyoruz mu? Yalnız var ya sanki şey... dikiş dikiyormuşsun gibi şeye. Valla oğlum olmuyor, araba bozuldu. Bekle yenisini alacağım ya. Abi, ya oğlum başka, arabayı başka bozduk araba ya. Allah araba da yok. Ana dur, hiç arabamız da kalmadı. Burada yaya olduk Doggy. Yaya olduk be kardeş. Al gitti be, sana benim arabadan getirttirdim. Ay adamsın Tolga. Arkadaşlar bu nedir? Ford'un GTC efsane bir arabadır. Alüminyum pedalları var ve pedallar sadece ileri geri gidebiliyor, biliyor musunuz? Alt tarafta gaz pedalı ve fren pedalı kutu halinde ileri geri gidebiliyor. Çok acayip bir arabadır. Zaten yani, mantıken ileri geri gidiyor. Ya. Gaza basınca ileri gidiyor. Benim lafımı öyle kesme de, bak. Senin lafını yerim lan. Ben seni yerim oğlum. 50 kilometre hızlı yapılacak yerde 300'le gidiyorsun. Bir de bana burada trafik dersi veriyorsun. Sen ne ayaksın? Kaç 300? 500'le gidiyorum. Abi en sonunda gittik zaten. Yuhaa yuhaa yuhaa. Suya gidiyoruz. Yırmaya gidiyoruz. O zaman şurada bir çimelim Tolga. Hadi bir çimelim şöyle. Sudan gidebiliyor mu bu? Vallahi bakalım. Test edelim. Bir baksana, çok merak ettim. Suyun içinden sıçratıp gidebiliyoruz mu? Vallahi hayır, öyle, gidiyor lan. Böyle. Vallahi gidiyor. Hayır, ortadan suyu takip ederek mesela. Yapabilecek yok, misin? Yok öyle gitmez ediyorum. Be. Bir sağdan şöyle bir git. Hafif yandan. Bir git bakalım ne kadar gidiyor. Aha gemi gibi oldu lan Forti. Ama gidiyor. Gidiyor ama bak. Onda yalan yok. Gidiyor. Helal olsun ya. Arkadaşlar Ford GT ile var ya. Balık avına çıktık. bilmiyorum artık. Motor en sonunda ne olur? Orada koyun mu vardı lan? Ana sağda solda koyun görmeye başladım. Karnım mı acık? Hani nerede koyun? Kesek değil. Bir tane koyun görmüştüm orada. Yani çok enteresan. Ama çok araba kaldı böyle. Akıntıda sürükleniyoruz. Dursana bir Tolga. Çok merak ettim ne olacak. Gidiyor mu araba? Boğulacak lan. Kaldı. Çık canını kurtar Tolga. Çıktım. Vay arkadaş ya, çok güzel. Vallahi harika oldu. Bence de harika oldu. Lan dalgaya yakalandık, gidemiyor ki bak, kalkıyor dalga, düşüyor. Dalgalandım. Tolga o zaman arkadaşlarımıza ufaktan veda etmenin zamanı geldi gibime geliyor. Sen ne diyorsun? Bence de. Çok teşekkür ediyoruz. Oyun Dünyası kanalı ve Tolga Ahmet kanalında daha çok GTA 5 videosu görmek istiyorsanız lütfen aşağı yazın, koment yazın, yorum yazın, like atın. Ondan sonra ne yapsınlar başka? Bildirim zilini de açın. Zili açın, oynayalım hep beraber diyorum ben. Tolga Ahmet sen ne diyorsun son olarak? Görüşürüz diyorum, ne diyeyim? Bana laf mı bıraktın? Bay bay. Arkada akbabalar var. Dikkat et. Totoş'tan ısırır akraba. Isırmaz. Akraba değil bu arada, akbaba.